Çankaya Katlı Otoparkı. Evet. Yani Kemeraltı esnafının yanı sıra tarihi çarşıyı gezmeye gelen, alışverişe gelen vatandaşların da arabalarını bıraktığı bir yer. Ancak depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Fakat AK Partililer ve bakanlık buranın güçlendirilmesi yönünde görüş bildiriyor. Ne dersiniz? Bu 35 yıllık binanın yıkılması mı yoksa güçlendirilip kullanılmaya devam etmesi mi Kemeraltı için hayırlı? Ne diyorsunuz? Yıkılsın mı, yıkılmasın mı? Güzel bir soru. Çok zor bir soru aslında. Bunun iki tarafı düşünürsek. Çünkü bizim bir vatandaşlık, İzmirlik yönümüz var. Bir de esnaf sorumlu olarak, yetkili olarak bir söylemlerimiz var. İkisini ayırmak istiyorum. Kemeraltı'nı vizyoner olarak uzun yıllar görmek istiyorsanız kültürel değerler, agora, amfiteyatro, turizm, Katlı Otopark'ın yıkılması ehvel. Ama alternatif mutlaka ve mutlaka çözümü olması gereken bir şey. Otopark olması lazım. Otopark olması lazım. Bunu yerin altını bulacak, yer mi bulacağız? Çünkü altımız bizim ciddi bir tarih. Orada bizim tıkanıklığımız. Ya onun alanını iyi belirlemek lazım veya belli bölgelerde asansörlü veya güncel neyse veya kamulaştırmayla belediyenin aşması lazım. Bir sorun o. İki, evet Cemil Başkan geldikten sonra bu sorun gerçekten elinde bir şekilde çözmesi gereken bir şeydi. Çünkü yasal prosedürler hepsi bitmiş. Güçlendirme ile ilgili tarihler geçmiş. Ben öğrendiğimde yapacağı hiçbir şey yoktu. Çünkü kendisini bağlardı. Orada bir sıkıntı olsa belediye başkanı 3 tane bürokrat bu konuda ciddi yargılanırdı. Bu adıma attı ama başka bir ilişki daha kurdu. Hükümetle veya AK Parti'de İzmir milletlerimizle beraber ya dedi ben böyle bir yazı yazacağım. Siz de bunu değerlendirmeye alın. Çünkü sistem gereği bu şekilde işler oluyor. Bu adımı attı Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir'in adımına karşılık da destek de milletvekillerinden geldiği için. Yani güçlendirilmesi yönünde gelişmeler güçlendirme var. Güçlendirme ile ilgili. Ama şimdi güçlendirme kaç yıl sürecek? Şu güçlendirme yaptığınız zaman o otopark kullanılmayacak. Bitti. En az 2 yılımız var. Şimdi 2 yılda otoparkınız yok. Alternatif otopark buluyor muyuz? Onunla ilgili bir çözümümüz var mı? Yok mu? Bir. Oraya gelecek olan, dışarıdan gelecek olan hani AVM'ye masaya yatırıyoruz ya. Evet. AVM otopark sorunu çözmüş ya. Peki Kemeraltı'nda otoparkı kim kullanıyor? Biz kullanıyoruz. Esnaf kullanıyor daha çok. Orada Çankaya Katlı Otoparkı'nda 700 tane abone Kemeraltı esnafı kullanıyor. Peki biz bu patronculuktan hala inadına devam edeceğiz. Biz de müşteri gelsin diye, müşteri verilimiz deyip otoparkı ona mı bırakacağız? Şimdi bizim orada da seçim yapmamız lazım. Ben her yerde diyorum ki uzaktaysanız bir, aracınızla ticaret yapıyorsanız iki, Kemeraltı'na lütfen otoparkı kullanın veya gelin. Ama ulaşımla ilgili arabanızı bir yere getirip bırakıp ulaşımı kullanacaksanız toplu ulaşımı, vaporu, izbanı, metroyu, tramvayı neyse Kemeraltı artık bunu taşımıyor. Biz şehir merkezinde 4,5 milyonluk bir şehirde sizin artık dünyanın her tarafında böyle bir şey yok. Biz çok bonkörüz İzmirli olarak. Her evde 3 tane araç ve Kemeraltı'na patronlar arabaları koyayım. Sabah 8'de koyuyoruz, akşam 8'e kadar biz işgal ediyoruz. Müşteriye park yeri kalmıyor. Sonra diyorlar ki yani otopark özetleyecek olursak başkan, sayın başkan, özetleyecek olursak yani şu anda o otoparka ihtiyacımız var diyorsunuz. Var. Yani yeni bir otopark alternatifi üretilmeden buranın yıkılması bize zarar mı diyorsunuz? Şu andaki esnafım da müşteri, ben müşteri düşünüyorum. Esnafı düşünmekten çok. Esnaf ne bekliyor? Müşteri bekliyor. Müşteri ne bekliyor? Otopark bekliyor. Müşteri otopark mı? Esnaf gelsin orayı dükkanını açmak için bütün gün orayı kapatsın mı? Yıkılsın mı yıkılmasın mı? Bak yıkılmasın ama bak ben o iradeyi şöyle yıkılsın dediğim zaman alternatif çözmek zorundayız. Alternatif çözdüğümüz zaman orası da affedersiniz AVM'de nasılsa müşteri kullanacağı alan yaratılsın. Esnaf burada araba getirmesinin koşullarını uygulatmamız lazım. Evet. Bir. Esnaf koyacaksa tüm gün ona 500 lira desinler ben göreyim o zaman esnaf o kadar koyuyor mu? Evet. Şeye gelirse Kemeraltı'na gelen müşteriler otoparkı kullansın dediğimiz zaman en fazla geçireceği saat 3 saat 4 saat işini görecek. Günde 3 tur yapar. Sirkülasyon olacak. Sirkülasyon olur. Evet. malını alır, işini görür, esnafı para kazanır, bereketini arttırır. Evet. Niye arabasını o kadar şey yapacak? Evet. Düşünecek.